Bu yaşlılık, görüntü bazen bulanık oluyor. Şimdi oldu işte. Yani antenin olsa sağa sola çevirip görüntünü ayarlayacağım ama o da yok ki. Neyse, hoş geldin Rosa. Pek hoş gelmedim canım. Bana bak, sen hala o salak Reyhan'la evlenmeye kararlı mısın? Evet Rosa, evet. Kararım kesin. Evlenemezsin. Sen bana aitsin. Yok ya. Ben senin tapuluğun, malın mıyım be? Allah Allah. Allah Allah. Evet, ben nasıl öbür dünyada bile sana sadık kaldıysam, sen de bana sadık kalacaksın. Top yerine yanlışlıkla kale direğine kafa atıp ölen o yakışıklı futbolcuyu bile senin aşkın için reddettim. Sen de dünyanın en aptal sarışını olan o salakla evlenmeyeceksin. Artık çok geç. O yaydan çıktı bir kere Ruhsar. Evleneceğim. Son sözün bu mu Mazhar? Evet Ruhsar. Son sözüm bu. Peki o zaman. Görüşürüz Mazhar Bey. Merhaba. Ana! Fidez Hanım, hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? Buyurun Fidez Hanım, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yani biliyorsunuz bütün bu dükkan sizin sayılır. İçindeki her şeyle birlikte. Hatta ben bile. Ben sizden bir bilgi istiyorum. Nasıl bir bilgi mesela? Gençken ürünler hakkında mı? Hayır, Reyhan hakkında. Burada oturduğu evden taşınmış. Şu anda nerede oturduğunu biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Peki rica etsem söyler misiniz? Evet, söylerim. Söyle o halde canım. Söyleyeyim tabii, Firdevs Hanım söyleyeyim şimdi. Buradan böyle gidiyorsunuz. Buradan böyle gidiyorsunuz. İki sokak ötede canım, yani bir sıkımlık yol yakın. Bir de şey vardı onun, adresi vardı. Şimdi Kireçhaneler Sokağı, Bülbül sitesi. Evet. Sen nereden biliyorsun? Yoksa aranızda bir şey mi var? Tövbe Firdevs Hanım, tövbe vallahi tövbe. Yok öyle bir şey. Yani kendisi ara sıra benden bir şeyler istiyor, bir takım şeyleri almak istiyor. Ben oradan adresini şey yapıyorum, biliyorum. Bakın. İsterseniz bunu böyle güm 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 benim kafama vuralım, ben her şeyi unuturum. Ne sokağı demiştim? Bakın, unuttum bile. Görüyor musunuz? Yok, vurma. Kafan acırsa üzülürüm. Firdevs Hanım, hatırlıyor musunuz bana şey demiştiniz? Bekle, bir gün senin evleneceğim demiştiniz. Biliyor musunuz ben halen bekliyorum, evlenmedim. Beklemeye devam et. Sakın ha başkasıyla evleneyim deme. Verdiğin bilgiler ve lollipop için teşekkür ederim. Rica ederim. Firdevs Hanım ne önemi var? Bye bye. Bye bye. Şimdi sıkı dur Reyhancığım, sana çok sevineceğim bir haber vereceğim. Dur sen söyleme, ben tahmin edeyim. Tamam. Devlet tüm yaşlılara ücretsiz baston dağıtacak. Hayır. Dur bu sefer bileceğim. Televizyonlar kulağı ağır işten yaşlılar için yüksek sesli programlar yapacaklar. Ay hayır Reyhancığım, zaten bunun için televizyonun sesini açman yeterli canım. Ay peki ne o zaman? Abim, seninle evlenme istiyor değil mi? Bildim değil mi? Bravo, bildin Reyhancığım. Abim seninle derhal hemen evlenmek istiyor. Tanrım, yıllardır hep bu anı bekliyordum. Sonunda beklediğime değdi işte Firdevs. Gördün mü bak? Bekleyen derviş muradına erermiş. Ama beni bu sefer nikah masasında bırakmayacak değil mi? Biliyorsun bundan önce tam 39 defa nikah masasından evlenmeden kalktım Firdevs. Yok Reyhancığım, bu sefer kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Çünkü abim bu sefer kesin kararını verdi. Yani seninle evleneceğim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayabiliriz. Ay acaba Mazhar Bey'i bu yaşında mutlu edebilir miyim, onu bilemiyorum Firdevs'cim. En iyisi gidip bir mutluluk çubuğu taktırayım, ne dersin ha? Galiba bu sefer Mazhar'ın evlenmesine engel olamayacağım. Ne yapacağım o zaman? Artık eski gücüm de kalmadı. En iyisi mezarıma gidip kuzu kuzu uyumak galiba. Sıra!
Maşallah, maşallah. 41 kere maşallah. Hayatımda gördüğüm en güzel gelin oldu Reyhan. Ay, teşekkür ederim Eyüp Hanım teyzeciğim, sayenizde. Yalnız dikkat et Reyhancığım, bu gelinliğe bir zarar gelmesin. Senden sonra kullanacaklar olabilir. Tamam kızım, tamam. Anlamadığımı zannetme. Hele abim bir evlensin, Esra sana da gelecek elbet. Ay anne, abim evleniyor ya işte. Artık beni kimseler tutamaz. Ne oluyor? Azgın salak. Başına vurdu herhalde. Azıcık edepli ol, edepli. Ay bir dakika, en önemli şeyi unuttum. Neyi unuttun? Ay araba galerisine gidip mutlu yüz plakalı bir gelin arabası bulup almak lazım. Onu unuttum. Aa, merak etme Reyhancığım. Abimin arabasını çiçekçiye götürüp süsleteceğiz. Ay nikah şahitlerimizi de unutmayalım. Ay korkma Reyhancığım, unutmayız. Tüh! Gelen oldu. Ay ya unutmamamız gereken bir şey şimdi unuttuysak da aklımıza gelmiyorsa ne yapacağız? Ay Allah'ım ya Rabbim, sen bilirsin. Tövbe tövbe tövbe. Helal olsun kanka. Sonunda evlilik kurumuna ikinci kere adımını atıyorsun. Darısı başıma. Aa canım kanka. Bana bak, horluyorsun, uyumaya başladın. Ceketimi ver. Hayırlısı ise evlenirsin. Aman. Vallahi cilet gibi damat oldun ha. Damat Mazhar Paşa. Ne alay ediyorsun oğlum? oğlum sizin sülale saraya dayanmıyor mu? Damat oldun gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Sakın ağlama diyorsun, ağlamamak elde değil. Kanka inşallah bu damatlığı benden sonra sen giyersin. Gerçi bundan sonra 3 takım çıkar. Pantolonu 2 metre, ceketi 5 metre kısaltacaksın. Bodurlara göre değil. Dua et bu mutlu günün, onun için bir şey demiyorum. Düşük anten. Gel çıkalım hadi. Gel çıkalım. Bu tarafa. 41,5 kere maşallah. Dağlara taşlara. Elentere fiş, ken gözlere şiş. Biraz da karınca duasıyla nazar duası oku istersen anne. Böylece nikah salonuna yetişemeyelim, abim evlenemesin. Dolayısıyla da benim sıram kaynasın yine. Tamam tamam tamam, hadi yürüyün. Ay durun, yürüyün dedik ama beni de yanınızda yürütün. Aa, şunlara bakın, beni bıraktılar gidiyorlar. Ey Allah'ım, tamam anne geldim, seni bırakır mıyız ya? Nikah başına vurdu galiba, ağzın başına gitti. Ben biricik oğlumun mürüvvetini göreyim derken oldu aklı havada. Evlenmeye gitti. Allah'ım ben ne kadar şanssızım. Hayatım boyunca tek sevdiğim oydu. Şimdi evleniyor. Hem de salak bir kız kurusuyla. Şuraya bak. O kadar salak ki çantasını bile burada unutmuş. Allah kahretsin. Evliha, vay adi şıllık vay. Hem evli hem de Mazhar'la evlenmek istiyor. Şimdi gösteririm ben size. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma.